çalışın hadi, çalışın hadi. Hadi canım benim, hadi yavru kurtlarım benim, hadi. Maşimeki topu kakil ardaydı kabir koreyi. Ne de hareketim ama. Yerde. Ver mi ki ne? Abla kalmadı, ne bilirsin? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne yavaş yavaş da. Bunu da getirin. Getirin bunu da. Yazık. Bize bir faydası yoktur ha. Sabah 4:30 gibi kalkıyoruz abi. İşte arabaya binene saat 5 falan oluyor. Yola çıkıyoruz, geliyoruz. Akşam 5'e çalışıyoruz. Zor yani hayat şartı burada çok zor. Ağaçlar görüyoruz, gördüğünüz gibi işte kızlar ağaçlara çıkıyorlar. Hayat tehlikeleri var. Çadır topluyorlar. Ağırlık kaldırıyorlar. Zor yani. Zor iş, az para yani. Gene de işte çoluk çocuğun kısmeti için geliyoruz. Bu gördüğünüz fıstık bahçesi bana ait. Burayı dedem rahmetli 1968 yılında ekmiş. Şu gördüğünüz ağaçlar 52 yaşında. Fıstık yetiştirmek gerçekten zor. Daha önceleri sorarlardı. Fıstığı sen mi ektin, deden mi ekti diye. Çünkü senin ektiğini yeme şansın çok zordu. Ama son yıllarda gerek teknoloji, gerek imkanlar biraz daha fıstığı yetiştirmeyi erkene aldı. 12-13 senede ektiğimiz fıstıktan ürün alabiliyoruz. İşte görüyorsunuz 42-43 derece güneşin altında bu insanlar 80-100 lira yomiye ile fıstık topluyor. Gerçekten Allah yardım etsin bunlara da, bize de. Yani fıstık giden sene 20 lira civarındaydı, bu sene 18 lira. Fiyatlar geriledi. Bütün girdilerimiz artarken fıstık fiyatları düştü. Ondan dolayı biz de çalışan işçi kardeşlerimize mahcup durumdayız. Bizlere haklarını helal etsin diyoruz. Dünyada fıstık denince akla barak ovası gelir. Gerçekten barağın fıstık ağaçları çok verimlidir. Barağın fıstık ağaçlarının aromasını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Amerika'da da fıstık yetişiyor. İran'da da fıstık yetişiyor. Urfa'da da fıstık yetişiyor. Siirt'te de fıstık yetişiyor. Ama dünyada barak ovasında yetişen fıstık hiçbir yerde yetişmiyor. Barağın fıstığının farklı bir aroması var. Kendine öz bir lezzeti var. Tadı var. Şimdi fıstık bizde iki çeşit toplanır. Bir boz olarak bu gördüğünüz şekilde toplanır. Bir de ben olarak toplanır. Sabahleyin saat 6'da işçilerimiz tarlaya gelir. Çadırlarını seçer. Çadırlarını seçer. Fıstık kırmaya başlarlar. Yani şu fıstığı kırdığında elin, saçın, kolun hep fıstık sakızı deriz. Onunla sıvanır. Yani insanlar bazen böyle tacizir. Zordur yani fıstık kırma öyle kolay basit bir şey değil. Fıstık kırmak gerçekten ciddi anlamda zor bir iş. Yani Allah bu kardeşlerimize de yardım etsin. Şu fıstık baklavada kullanılır. Genelde iç fıstık olarak baklavada kullanılan boz fıstık dediğimiz fıstık. Bundan sonraki fıstık şu tür olan fıstık. Ben fıstık deriz bak kabuğu soyulacak görürseniz. Bu fıstık da kavrulmuş olarak tüketimde kullanılır. Çerez olarak kullanılır. Yani şu anda fıstığın girmediği hiçbir şey kalmadı. İçli köftesinden tuttur, çikolatasından tuttur, pastası. Her şeye fıstık giriyor artık.
fıstık yetiştirmek çok zahmetli bir iş. Aynı çocuk gibi mesela 20 yılını veriyorsun yani. Bu diğer meyveler gibi ekip seneye toplamıyorsun. Fıstık ürünü yani bir 5-6 yıl aşı süreci var. 6 yıl aşı yapıyorsun 6 yıl sonra. 6 yıldan sonra bir 4-5 yıl yine bekliyorsun. 4-5 yıldan sonra verim vermek için ağaçlarda bazı işte budamdır, zahmetli bakımları var. Ondan sonra cuma cuma dediğimiz cumalar var. Yani ağaçta cuma deriz biz fıstıkta. Onlar olmaya başlıyor. Yani tam verim alman için bir 20 yıl geçiyor. 20 yıl sonra ağaçlar, yani fıstık ağaçları 2 yılda bir hasat verir. Yani her yıl olmuyor bizim bu fıstık ağacında. Zahmetli bir yani bitki diyebiliriz. Burada işte belirli devre bizim işletmemiz var. Burada bu fıstıkları temizliyoruz. Yani kavlatıyoruz. İlk aşaması bizde geçiyor. Ondan sonra iç olmak için kırım tesisleri var. Kırımları oluyorlar. Oradan da toprağımıza baklava koyuyor. Yani şöyle zaten bizim fıstık çiftçisi kendi kendini 2 yılda bir adapte etmiş ya. Kabullenmiş bunu. Yani ne kadar bakarsan bak sula, gübre ver, ne bileyim. Çok yani bakım yapıyoruz. Yine de bir yıl tutuyor, bir yıl tutmuyor yani. Bu ağacın yani genetiği böyle. Yapısında bu, genetiğinde bu var yani, yapısında var. Fıstık ağacı 2 yılda bir meyve veriyor. Fıstıkta şimdi gerçekten Allah özellikle yaratmış. Hiçbir şeyi yani şey değil, atık bir madde değil. Hepsi kabuk olsun, ne bileyim, çeltik olsun. Çeltik mesela gübre olarak kullanıyoruz ağaçlarda. Yakıt olarak kullanıyoruz. Kabuğu da mesela mobilyalarda şey yapıyoruz, mecefede kullanıyorlar kabuğunu. Yani çok kaliteli bir kabuk. İçini de işte bildiğiniz gibi tatlılarda, çikolatalarda, yemeklerimizde kullanıyoruz. Çerez olarak kullanıyoruz. Yani her dalda yiyebiliyoruz. Her şeyde yiyebiliyoruz. Marketlerde pahalı satılıyor. Tarla da ucuz. Yani çiftçi de ucuz. Ama markete geçene kadar işte 2-3 el, biraz önce söylediniz ya. 2-3 el değişti geçin. Bizim millet de biraz biliyorsun yani fıstık sektörü büyük bir sektör yani. Adam 15-20 lira bir kilodan kar ediyor. Çiftçi 18 lira satıyor. Kendi bu aldığı fıstığı atıyorum 50 liraya mal etse 60 liraya hemen aynı gün satıyor. Ne oldu? Burada aradaki adam kazanmış oldu. Bu adam diyelim İstanbul'a satacak. Bir de 15 lira oradan üzerine ekliyor. İstanbul'daki marketçi de bir 30 lira ekliyor. Ne oldu? Mal kavrulmuş 120 liraya çıktı. El değişmede evet aradakiler çiftçiden çok kazanıyor yani. Yani emek veren kazanmıyor. Emek vermeyen çok kazanıyor yani.